Merhaba değerli Kölecik TV izleyicileri. Bugün Bartu'nun Çeçen köyündeyiz. Şimdi köyü gezerken ablamızla karşılaştık. Merhaba abla. Merhaba abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Nereden geliyorsun böyle elinde kovaya? Ben şu an Beyli'ye gidiyorum. Koyunları sağmaya gidiyorum. Koyunları sağmaya gidiyorum. Evet, koyunları sağmaya gidiyorum. Koyunlardan geldiğimde sütü makineye açıyorum. Evet. İşimiz budur. Evet. Nasıl köyde yaşam nasıl? Yaşam iyidir. Bizim yaşamımız da budur. Koyunlarla uğraşıyoruz. Peki koyunlar para ediyor mu ablaya? Yem pahalı. İyidir. Pahalı. İyidir. Fazla bir zoru yoktur. Koyun hem kendine bakıyor hem bize bakıyor. Öyle mi? Evet. Yani bu işi bilen çok rahat bir şeydir. Hı hı. Abime söyleyeyim. Köy hayatı bazen zor oluyor, bazen rahat oluyor. Kışın o şekilde mesela, kışın şartları nasıl mesela köyde? Kışın şartları zordur, ulaşımı zordur. Hastamız olursa ulaşımı zor oluyor. Evet. Bunlar da bizim kışlık kömürümüz, tezeyimiz. Evet, evet, yani. Biz kışın koyunları kömeye koyuyoruz, bunları çıkartıyoruz. Bundan sonra da kurutup kışın evet, yapıyoruz. Evet, kurutuyoruz, içeri koyuyoruz, kışın bunları yakıyoruz. Evet. O şekilde. Ben şimdi genelde hep şikayet oluyor işte, örnek vereyim, hayvanlar para etmiyor falan diyorlar da. Hayvanlar nasıl para etmiyor? Diyorlar ki biz bunların masrafların altında. Sizin burada masrafların hafiflemesinin amacı burada otun çok olması mı? Otun çok olması, koyun bakmak burada rahattır yani, bizim için zor değildir. Koyunlar eğer ki senin fazla evde insanların olursa daha rahat olur, daha bakımı iyi olur. Siz kaç nüfussunuz evde? Biz 3 kişiyiz şu an. Evet. Bir çocuk var herhalde. Evet. He. Allah bağışlasın. Sağ olasın. Peki sen bu köyden mi doğdun yoksa gelin? Yok, ben asıl Erzurum'luyum. Erzurum Kınıs Arız köylüyüm. Öyle mi? Evet. Manasker tek zorunlu kesek o zaman. Tayni zana ama tay çelik zana. Asıl Kınıs'la. Kurmacı kesek. Ez asıl Kınıs'la. Ez ama bir abey ve nadeye. Evet. Ez nadeye ki zaf eskene. Zaf değildi bu eşe. Ağa hu zafrında. Yeşliğe hu zaf bu eşe. Zaf değil verin deka. Tüçü kesece. Ez hormeçka. He, ezik al demiş o. He, bana ez hormeçka. Ne bana illa da diyal olacağız, ne ben alınmışım yani ez hormeçka. Bir tane lolojelak selam bu. Valla Pelinara selam, selam ez de Leyna'nı Pilara des, Leyna'nı çımdan yıkacara. Eyvallah. Sana kolay gelsin. Oldu abi, sağ olasın. Teşekkür ederiz. Abi, evet abi, merhaba. Merhaba abim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Nasılsınız, iyisiniz? Valla sağ olun, sizi sormak lazım. Siz nasılsınız? Valla biz burada dediğim gibi, burada hayvan işiyle uğraşıyoruz. Yani geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Başka bir geçimimiz yok zaten. Herhangi bir gelirimiz yok yani. Hı-hı. Yani budur başka. Yani iyidir, hayvancılık da iyidir. Hayvanlar hem kendini besler, hem kendi şey yapar ama şöyle bir şey var ki sağımını sağamıyorlar. Mesela hayvan fazla olduğu için kadınlar biraz kendini rahatlığa vermiş. Biraz da sağmıyorlar yani, sıkıntı orada. Siz burada besi hayvanı mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz mesela? Süt hayvanı mı? Süt hayvanıdır. Yani kuzular aradadır. Yani kuzuları belli bir süreden sonra bu ay işte satılır. Satılır. Kendi geçimden al kuzuyu aldığımızda otunu samanla alıyoruz. Süt sağmıyorsanız bu köylü sütü peynirini nereden alıyor? Yani gidip başka köylerden alıyorlar işte. Bizim köyde yok. Valla insanlar istiyor, yok yani. Süt, mesela çalışan mı yok yani sütü? Sütü sağan yok yani. Hmm. O durumda yani öyle bir ihtimalimiz yok. Çünkü tek kadın mesela her birinin var 300 koyunu, 400 koyunu yetiştiremiyor yani. Hmm, o şekilde. Anladım. Kaç tane hane kalıyor burada devamlı? Burada kışın yani 15 hane falan kalır yani. 15 hane. Yani yazın şu anda belki 150 hane de var yani. Anladım. Peki kışın şartlar burada zor değil mi? Kışın şartları yani dediğim gibi yani bizim şu andaki eskisi gibi değil tabii. Yollarımız devamlı açılıyor ama. Zaten biz mesela hayvanı yeteceği otu hepsini alıyoruz. Hı hı. Kendi içerişlerimiz olsa yine bahçeye gidiyoruz. Yani başka da fazla bir sıkıntı olmuyor yani kışın. Ha bazen tipi oluyor, bazen burada çok kötü tipiler olur. Hayvanlar bazen 1-2 gün içeride kalır yani. Aç kalır. Burayla Vartan'ın arası kaç kilometre? 9 kilometre. Şimdi 9 kilometre, yani neredeyse merkeze yakın ama yolları halen toprak. Yolları yapılmıyor. Yolları biraz muhtarlarımız çalışmıyor. Biraz da devlet destek vermiyor tabii ki şu anda. Yani muhtarlara sıkıntı var. Gerçekten her olan kişi
O diyor ben emekli olayım, o diyor ben emekli olayım, hayatımı kurtarayım. O şekil olmuyor yani. Şimdi işte hakkı olan kişi yapmıyor yani bu işi. Eskiden şöyle bir paylaşım yapıyordu sosyal medya üzerinde. Diyorlardı ki işte nerede topraklık köy yolu görürsen orası Alevi köyüdür diyor. Aynen o şekildir. Alevi köylü olduğu için yani. Aynen işte Alevi köylü olduğu için o yüzden fazla ilgilenmiyorlar. Yani bu Alevi de değil sonra Alevi Kürt meselesi değil. Çünkü bizim Kürtlerin de yolları bayağı bozuktur. Yani ben köylerde doğarsam zaman AKP'ye hizmet eden kişiler daha farklıdır tabii ki. Vermeyen kişiler daha farklıdır. O da ne olur böyle. Eklemek istediğim bir şey var mı köyde? Yok, yok. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Yani başka bir sıkıntımız yoktur. İyi ki sizler varsınız. Bizim bu şekilde yani televizyonlarımız var. Bizi halkımız duysun. Bizim isteklerimizi yapsınlar yani. Evet zaten Kürecik TV'nin Varto sorumlusu da Şahit Ertekin sizin köylü. Evet. Ya artık sizin bütün sorunlarınızı dile getirir burada. Yani mutlaka getirsin artık. Yanından bekliyoruz tabii ki. Eyvallah peki. Teşekkür ederiz. Tabii ben teşekkür ediyorum. İyi günler efendim. Abla merhaba. Merhaba. Belli ki sen gurbetten gelmişsin. Yani evet. Burada sürekli yaşamıyorsun. Evet biz yazlıkçıyız. Yazın geliyoruz, kışın gidiyoruz. Nereden geldin abla? Biz İzmir'de. İzmir'den geldik. İzmir'den geliyoruz. Kaç ay kalıyorum köyde? Burada 6-7 o civar kalıyoruz. Gidiyoruz kışın. İlkbaharın Mart'ta, Nisan'da geliyoruz. Nisan'da gelip 11. ayda gidiyorsunuz. 11. ayda gidiyoruz. Hı. Sen bu köyde olmuşsun değil mi? Evet, bu köyün kızıyım. Bu köyünde tekrar evlendim. Evet. Sanki üzülmüş gibi anlattı. Yok, üzülmedim. Tam tersine seviniyorum. Eyvallah. Kendi köyümle, kendi insanlarımla gurur duyuyorum. Eyvallah, sağ olasın. Yani. Peki, sen sonuçta belli bir yaştasın. Eskileri, bu köyden kaç yaşında ayrıldın? Ben zaten bu köyde hiç ayrılmadım. Evlendikten sonra ayrıldım. Ha, yok yani şeye giderken İzmir kaç sene? İzmir'e ben 18-19 yaşlarında ayrıldım. Hmm, yani yaklaşık. 19 yaşta İzmir'e gittik biz. Evet. Evlendik. Peki, o süreç içerisinde o eski süreçlerde bu köylerde ne zorluklar vardı? Mesela şimdi ne rahatlıklar var? Şimdi çok çok rahatlık var. Eskiden yayıttı. Mesela babam gillerin 200 tane koyunu var, hep 2 tane yayıkla yapıyor. Şimdi makinedir, şimdi rahattır. Hayvan gerçek eskiden en çok fazla şeysi olan 200 tane hayvanı vardı. Şu anda herkesin 500 tane hayvanı var, 1000 hayvanı var ama eskisi kadar şey değil, verimli değil. Eskiden çok yorucuydu, çok biz yaralara çıkıyorduk, göçüyorduk yaralara. 2 ay yaralarda kalırdık ki biz hepimiz... Ya mesela bizim yerlerimiz ta o tepede. Biz günde 2 defa gelip köye gidiyorduk çocukluk halimizle. Evet. Şu anda rahattır. Kimse gitmiyor. Mesela bunlar şeylere gidiyorlar ama yani göçebe şekline gidip geliyor. Biz ama her gün taşıyorduk. Evet. Ya ekmek artık ırgatlara taşıyorduk getirip götürüyorduk. Şu anda bizim zamanımızda çok kötüydü. Şu anda çok rahat, çok... Her şey ayak altında, her şey rahattır. Biz de tabii bazı zorluklar çektik gittik. İzmir'e bazı zorluklar çektik. Elbette ki. Yani buraya gelince kendi ekmeğini kendim mi yapıyorsun yoksa bakkaldan mı alıyorsun? Ben kendi ekmeğimi kendim yapıyorum. Eşim istemiyor ama ben ekmeğimi kendim yapıyorum. Değil mi? Köye gelmişken biraz doğallığı... Yani biz doğallığı yaşayalım yani. Değil zaten mi? Biz orada zaten... O zaman niye geldik buraya? Ya biz emekli olduk. İkimiz de emekliyiz. Evet. Şimdi orada artık bize göre biraz şey geliyor. Yani biz artık orada fazla yaşayamayız. Burada geldik, kendimize ev yaptık. Kendimize evet. Göre ev yaptık. Burada iyiyiz yani, rahatız. Ama emekliğin... Çocuklarımız da artık dediğin gibi herkes kendi ayaklarının üstünde durdu. Evet, evet. Emekliğin, yani emekli olsanız da iki kişinin bugünkü şartlarda ev senin... Yani bugünkü şartlarda yani ancak karın tokluğuyla. Değil mi? Karın tokluğuyla yani başka bir şey yapamayız yani. Zaten birçok emekli de köylere gidiyor ki köylerdeki yaşam daha... Yaşam buradaki ucuz. Yaşam daha rahat. Daha ucuz çünkü. Tabii ki. Onun için... Şeylere nazaran tabii ki daha iyi burası. Peki yani. Eklemek istediğin bir şey var mı başka? Eklemediğim bir şey yok. Size çok teşekkür ederim. Çok biz sağ olun, ederiz. Çok var olun buraya kadar geldiğiniz için. Size çok teşekkür biz ederim. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Siz de sağ olun. Merhaba. Sevgi Hanım. Yaşar, bazı kesmez ama. Bazı kumda o. Çıra su çıçırma. Onu bu işe cantı ver bu. Mağlı, sarı, sarı, yemin, deve. Kaydı mı? Kaydı mı İstanbul? Görüşme, gurbetçi. He, gurbetçi mi? Alo. Plaka, araba, yabancı mı? Motor çalışıyor. Kaydı, önümüzdeki çeneri. Ha. Allah'ı işten dağmıyor.
Burada da büyümüşsünüz zaten. Ben Bükü'ye gelin geldim. Hangi köyden geldiniz? Oncalı. Ha, Oncalı'dan. Keramık. Peki, buraya geldiğiniz o süreç içerisinde eski köy şehirlerine ne zorluklar yaşadınız? Mesela şimdiki, o günkü, bugünkü karşılaştığınız... Ya onlar değil. Yani eskiden yani insanlık vardı, saygı vardı. Yani her şey vardı. Şimdi de ne saygı var, ne sevgi var. Hiçbir şey yok yani. Evet. Vallahi. İnsanlar gitgide birbirine soruyor. Eskiden bir yabani yerine ekmek yedi zaman insanın gözü toktu. Evet. Mesela eskiden meymana meni çiğa meni şiyeni evet. Kısmete azete. Yani şu meymanda bir yatı soru çiğ cirani. Ah hoca bunu rüyoku çermeni. Evet. Ama madı çiğenin çiğini. Ma İstanbul'un tıkçansa mücadını yemin ediyorum. Gelen giden mazaf bir Almanya rameni amin asker. Amin uca hevetiyeni. Evet. Mete kısmete millet kerdi. Vallahi. Her kısmet ama kabul kere. Yani göre, yani yapanlara. Abla ismini sormayı unuttum tabi de. İsmi. Soyad ne? Akmut. Akmut. Peki abla yani burada 7 ay boyunca ne buluyorsunuz? İstanbul'dan geliyorsunuz buraya mesela. Ya buraya geldiği zaman mesela. Aa, bahçe var mı? Ne yapıyorsunuz? Ya, bostan ekiyoruz yani. Bostan ekiyoruz. Stres gidiliyor. Egzoz arabaları yok. Hava güzel. Temiz hava alıyoruz. İnsanları görüyor. Komşularımızı görüyoruz. Her şeyi izliyoruz yani. Geçmişim. Peki? Yok emekli değilim. Çalışmadı bu ne? Ben gittim oraya milletin hizmetini yapmaya çalışmadım. Emekli olsan da zaten geçim geldi sıkıntı. Vallahi zor zor. Emekli maaşıyla geçinebiliyor mu anca normal? Yani. Destek olmasa. Yani. Bana biraz zor. Şu an Allah'a şükür edelim. Yani geçiniyoruz ama tabii fazla harcama yaparsan geçinemezsin. Şimdi evin kira olduğunu düşün 10 bin lira maaş aldın. Ne yapacaksın? Geçinemezsin. Hayatta geçinemezsin. Bana ne kadar geçinemezsin değil mi? Tabii canım yani. Ya maaşı, matamet, tamasum, denize tamasum, sefeteli mi tamasum, tatile. Fazla maaşlarım. Artık tatil yerine insanlar köyüne gidiyorlar. Tabii. Tamam biz de. Ben köy güzel, bahçe çiçekken, köyüne var, postan ekmişim, zevk alıyoruz. Köyde de hayat yok. Köyde yani öyle gezilecek yer yok. Niye köy güzel bana? Ben köyü çok seviyorum. Ben sevmiyorum. Ya amca eskiden şehire gelen gidip gezilmiş. Şimdi evet ben mesela köy hayatını hiç sevmiyorum. Köyde bir de köyde insanlar birlik beraberlik olursa bir şey olmaz. Birlik beraberlik yok, ayrımcılık var, duduk kudu var. Ha. Onun için sevmiyorum. O sıkıntılı. Ben hiç sevmiyorum. O sıkıntılı. Evet. Şimdi eskiden şöyle bir şey vardı amca. Her hanenin 100-150 tane koyunu vardı mesela. Evet, İnsanlar birbirleriyle kavga etmiyorlardı. Yok abi. İyi anlaşıyor ama bugün hiç mal da var da yok ortada. Mal da var. Bir de insanlar birbirine. Mal da var. 4 kişinin 4 sürüsü var. Birbirine bile geçiremiyorlar ya. Değil mi? Bizim bütün aracımız şeyimiz onlara kalmış yine de geçiremiyorlar. Çarpmıyorlar. Birbirinden geçiremiyorlar. Benim bir insanlık nasıl bu duruma geldi ya? Valla bir insanlık şey gitgide kötüye gidiyor. Allah sonumuza iyi getirsin. Köylerde de bozulma var diyorsun. Çok bozulma var. Çok. Bir şey var. Yani bilhassa bazı köyler birlikleri var, beraberliği var. Bazılarında hiç yok. Şimdi şöyle bir durum da var mesela, örnek vereyim, büyük şehirde yaşıyor adam, evet. Büyük şehirde yaşayınca belki sana doğru bir selam vermiyor ama köye gidince diyor ki gel bana misafir ol, nasıl olacak? Ya, orada şey oluyor, diyemez, burada da diyemez. Şöyle hanedan oluyor, nasıl olacak? Hanedan olamaz. Valla biz köpekler, biz onlarızın, yani sabrı ediyoruz, saygı gösteriyoruz. Adamın şehri diyor, karakterin neyse odur, değişmez. Orada da aynı, burada. Orada aynı, burada da aynı. Karakter neyse odur. Yani değişmez. Yani sen diyorsun ki ben köy hayatını sevmedim. Ben sevmiyorum ya. Ama şehirde de yaşam zor. Şehirde ne kadar yaşam olsa şehir hayatına alışmışız. Şehirde en azında dudu kudu yok, ayrımcılık yok. Çünkü bir yan yana gelmiyorsun. Ya yan yana geliyoruz gene de ayrımcılık yok yani. Yok yani. Şimdi bizim köyde de abi şey vardı, şöyle bir durum vardı. Bizim köy normalde 90 kaçtı? 93'te falan boşaltıldı köy, Ardalan köyü. Sonra 30 yıl köy boş kaldı, sonra konut yapıldı. Herkes köyüne döndü. Bizim bir tane abla bana şunu söylemişti.
biz dedi şehirde, düğünde, cenazede şurada burada görüşüyorduk. Hiç olmasa bir yüze selam veriyorduk. Doğru. Ya bu köye geldik, birimizin gerçek yüzünü gördük. Artık kimsenin kimseye selam veresi gelmiyor. Öyle yani. Bazı köylerde öyle sıkıntılar var. Sıkıntılar çok var. Sıkıntılar zaten köyün hepsi birbirine akar. Ama bizim köy yine bir bizim köyde ayrılık yani ayrımcılık çok. Çünkü birkaç kabile var biliyorsun sen. Kim kimler? Köyşanlar var, cananlar var. Ağlayanlar var, şaganlar var, şamayanlar var. Var var yani 5-6 kabul olduğu için bir gün hiç yapamıyorlar. Bana da belki Kamcı Dere ya da Kamcı Ölte, Hoca, Hacı Dere, Zafo, orada sıkıntı var, Esto. Ola olabilir. Ya var, Aslan. Sen de Zafo. Peki, eklemek istediğim bir şey var mı? Ha mesela Cemre'yi yapmışız, Kureyşanlar hiçbiri Cemre'yi sevmiyorlar. Allah hiçbir şeyi sevmiyorlar. Onun için ben şey yapmıyorum yani. Niye? Çıramıyorsun ama. Ya işte... Bunu bırak da Cem evine bir yardım toplamayı bile şey yapmıyorlar yani. Hmm. İstemiyorlar. Allah Allah. Cem evi bak yıkılıyor neredeyse. Ne boyası var ne sıvası var. Ama yemin ediyorum. Şu anda muhtar toplasa para toplasa kimse ödemez. Ama hayda Allah razı olsun. Adam bak muhtar olduğu zaman bu köy hep o gibi yaptı. Ne olur mu? Hep o izleri yaptı. Muhtar olur mu? Maaşını köye adam, adam hep çabaladı. Birçok tartıştı. Vallahi çok çabaladı. Yani düzgün düzgün şey yapıyordu yani. Adam temizliği sağlayıp çok yapmıyor. Valla biz onları seviyoruz. Komşularımızı seviyoruz. Eyvallah. Zaten kardeş gibi seviyoruz yani. Önemli olan ayrımcılık hep aynı. Peki. Hepsini... Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ay çok sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Mahir alıçma selamlarım. Herkes şuna yavaş bir ara. Şeyin bir soru. Habersin değil mi? İsterse almasın. Nasılsın merhaba. Merhaba. Nasılsın? Oğlum da hak razı buluşma seni. Durum seni. Nasıl atalım resmi hakemi? Namı Beyoğlu şuna çok uğraştın. Namı Beyoğlu'na Seyki köye. Yani Gökçeva var Seyki köyü. Evet. Evet. Çay suçluyoruz. Bu ne işi ya? Herkes rında, herkes ne işi ya? Çiğ için o. Hala bir Madure'de. Öyle bir şey, aynen. Kader ama abi. Az kader ama. Hı. Peki, Mevlid ama çiğ anlatmış ki gereki. Çınar'ı yanı. Yani geçmişi Dera, işte Orta Köşüme o eziyet verdi, Ami İta. Tam, Malta Fekri değil mi ta? Sen dinleyin yani, Orta Malta Fekri gidiyor, Yeşil gidiyor, Tüm gidiyor. Mesela, Beygirme Tam, Hiri Sponsor'u, Afet Kerdo. Önden okuyacak. He, oradan işimek bu. Kat ne önce çiğ o canıyla çöver o kilit mikir hep öğrenmiş ya. Evet. He. Çok da duman kerti tuyta. Dumanın yani kara da yani böyle beş duman yardı. Maşallah. He. Yüke bir peyna. Eyvallah. Eyvallah. Tam 10 tane kaldı. Sonra da öyle beş tane duman kerti ama ne kadar Cümbülük şehir rekabetini bir tane dumanla kendisi. Bir tane var. Aynı Ramet Moser'ın o pito. Aynı neyle. Sen onun o... Neydi? O ki ancak alabilir. Yani geçim şuna mı kalmış? Yani geçim tabi ki gerek genç zi ne yapıyor ki bir kere zi vermiyor. Ver adalet bir kenara bir verecek. Yüge kül bir baş denir ya muhtar denir ya çiğ bin. Ama ne kadar vermiyor. Kes kes. Ama Türkçe kaseti mi? Belki yok mu yani? İki zonuma ne zaman Türkçe yok mu? Yok mu? Türkçe ne zaman? Bu ne? O zaman en büyük kaseti mi? Şimdi teyzeyle biraz Türkçe konuşalım istedim. Ama teyze dedi ki ben dedi genelde dedi Türkçe'yi çok çeviririm. O yüzden zavaca devam ediyoruz. Şimdi ne kadar veri belki saygı sevgi çıdırındadır. Ya güya lan dedim bu o cenanda o ana bağma yanı saygı sevgi yanı ana bağmarında. Ama sevgi zaafında hak sazalar. Geçen yani. Yani geçen. Ya. Yani zaafında ana saygı yok hayatta sevgi yok hayatta yani Türk kızı yok hayatta. Yani İbrahim ara yani. Tabi gelince bir kere yaklaşma zamanı, şimdi her çift zamanı aynı yiyor. Ne diyeyim ben? Yani kolay da göre değil yani. Kolayda tıran buraya mı? Ne? Can o donanım bir tanesi.
Yani bon ötüyor ama. Yani bon. Peki domana toyta geçmiş, sen geçim olup sağlamıştın. Yani hem doğuş çıkarım da. Yani çıkıyor ne? Tarım kendi hayvan. Valla şimdi. Like yani domanımın iyi böyle tabi. Bu domanımın. İlk bir iki tane müştük edeyim. Geçim kendi yani. Çok iyi yani. Çok iyi yani. Zazı çıkıyor kestim. Başka yani ilk kısmı yok. Kuvaldı kuhalasını orada. Herkes kuhalasını orada. Tabi ki yani insan ki. Akıl insan ki bunu herkes yani çizgisini düşünmeyeceğim. Ne yaptı? Yani. Mesela pirina da herhalde tüyo. Valla az tabi ki hemen istedim bana göz esti. Esti mi? Esti. Yani az bir hava anka kağıt et doksan ha. Maşallah. Ha. Tabi. Yani az anka kağıt et doksan ha. Tabi. Ama de çıramı abi kora darar vraştı. Kako mandi kalka vraştı. Masaftan çıra vraştı ta. Kasaftan sınavı vraştı ki tere güzelce çıxıp edin nişanı ruh vazanı rahat. Hayır öykü kestim o zaman iyi. Fakat o zaman şuna da zalim ve zulüm bir yer. Çıra vraştı. Tabi yani zalim zulüm ne tabi nasıl ki yani. Tekten kesevi nizam zulüm maddeleri çiniyor yani. Ne diyeyim? Çiniyor. Mesela milletim Arabi okuyor, Kur'an okuyor dağ başları. Öyle ve işte çocuğunu korumak için dağ başlarına gitmişler diyor ya. Aynen. Yol geçmez, kervan. Aynen. Öyle, evet. Ondan sordum yani. Yani o Antak Hızır sezalalı, Hak sezalalı, yani çiğme doğmadım ki çiğneydi yani. Pis bir gün haşım. Şuma benim orada mı jübünün? Evet, ne bütün ciğren jübünle kol jübünle fay bir cici. Evet. Belki köy dün kalamazsan o. Ben de o. Peki, çiğme doğmada? He, şuma çiğne yana kızıl saatı şuma sağlamış ki yok. Ama kam sabahını bozuk. Ana cicana bunun projem için insan tabi. Hem öyle hem de. Yani böyle bir insan... Derdi hele mi ama lıka hele mi yüzü? Ola ma ben ki tayin edip rağmen hakkı bu esta tayin edip rağmen hakkı çiriyor çiğne. Aynen. Doğrudur. Aynen. Kam sabahını bozuk. Tüm insan giren insan der. Ya. Yine ki. Yürüt mü hak der. Peki az önce sorun ki ne? Çamağın elbise, Rabsuna çamağsa rağmen hep böyle bir geri şuman diye de bir kaza, bir mezarı. Eyvallah. Çok sağ ol. Evet, yine Keçen köyünde dolaşıyoruz. Yine bir ablamızla, abimizle birlikteyiz. Abi merhaba, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyalım. Ben Kadim Tekin, bu köyün esas yerlisiyim. Daha sonra çıktık başka memleketlere gittik, çalıştık. Daha sonra geldik, kendimize burada ev yaptık. 2016 yılında, 2017 yılında. Zaman zaman geliyoruz, işlerimizi el verdikçe geliyoruz. Kaç senesinde çıktın, kaç sene sonra geldin? Kaç senesinde çıktık? 78 olabilir, 78 yılında çıktık, evet. Yani 40 sene falan gibi. Aşağı yukarı. Peki, çocukluğun burada geçmiştir mesela. Burada geçti. İhtimalle. En azından ilkokulu burada okumuşumdur. O zamanki, o süreçte, zamanlar içerisinde çocuklukta yaşadığın anılar var mıdır? Bize anlatabileceğin köyle ilgili bir durum var mıdır? Var tabii yani. Bu köyde yaşadık. Bu köyde belli bir yaşa kadar burada kaldık. Hikayeler çok. Hikayeler...
her gün bir dike, her an, her dakika, her yerde bir anı var tabii ki yani. Biz de şimdi onları bir şekilde bir tasnif edelim dedik, bir şekle koyalım dedik. O amaçla zaten buraya yerleştik, tekrar geldik yani. Kitap yazıyorsun yani köyle ilgili. Köyle ilgili, bütün geçmişle ilgili bir kitap hazırlığım var. Aşağı yukarı bir yıldan fazladır var. Hı hı. Bir yıl daha sürecek ortalama. Kaç senedir buraya devamı gelip gidiyorsun? 2016 yılından beri sürekli gelip gidiyorum. Daha önce söyledim. 40 yıl sonra gelip ev yaptın. Evet. Şimdi de dede ata toprağına gelip gidiyorsun. Tekrar gelip gidiyoruz yani bu şekilde. Ve köyün eksiğin dediği ne? Mesela ne görüyorsun eksik olarak? Köyde elbette ki yani hayvancılık var köyde. Bu hayvancılıkla uğraşanlarla ilgili devletin bir katkı sağlaması lazım. Teşvikleri kaldırmaması lazım. Büyük baş ve koyunla ilgili teşvikleri kaldırdı bu dönem. Bunların kaldırılmaması lazım. Gelişmesini sağlayacaksa bu katkıların devam etmesi lazım. Onun devlet bu son yasayla bunların tamamını kaldırdı. O da hayvancılığın sonu anlamına geliyor. Yani hayvancılık kalmayacak bu köyde demek ki. Bu anlamına geliyor. Onun dışında köyde elbette ki yol eksikliği var, su eksikliği var, elektrik eksikliği var. Devlet de doğal olarak bunun kapsamında bunları yapmıyor. Yani tasarruf kapsamında olan olgular var. Onunla ilgili bir eksiklik var. Onu gideremiyor. Para yok diyor. Dolayısıyla köyün daha da gelişmesini sağlayacak bir şey yok şu anda. Kaç senelik köy burası abi? 89'u geçti sanıyorum. 100'ü geçti yani. Şu anda 87, tabii 110 var. 110 haneli bir köydür. Evet. Bir de mezra var. Mezrada da aşağı yukarı var mı? 70 var herhalde, değil mi? Oralarına 200 haneli köydür bu. Peki tasarruftan bahsettiniz mesela siz. Şimdi devlet niye tasarrufu köylünün, çiftçinin, asgari ücretinin, emeklinin üzerine kullanıyor? Yukarıdan başlamaya aşağıdan. Şimdi aslında bir politikadır elbette ki yani. Onun sadece şey değil. Ekonomik olarak güçsüz olan insanların daha da ekonomik olarak güçlenmesini engelliyor bu. Yani gelişmesini engelliyor, fakir fukaranın çoğalmasını sağlıyor. Devlet, kaldı ki devlet elinde şu anda harcayabileceği gerçekten bir parası da yok zaten. Bunu bir şekilde yok oldu, ekonomik olarak yanlış kararlar alındı. Bu kararlarla birlikte ülkenin ekonomisi giderek geriye gitti. Hazinede de para kalmadı. Tek çare bunu kullanmaktır. Esasında ilk önce kendinden tasarrufu sağlaması lazım. Yani ülkenin yöneten kişilerin kendinden tasarruf yapması lazım. O kendi geçiminden bir tasarruf sağlamıyor ki. Dolayısıyla ne oldu? Teşvikten ben ne kadar sağlayabilirim ya da başka vergiler nasıl ne şekilde artırabilirim? Bütün temel amaç bu oldu. Vergileri yükselterek daha da halkın daha fazla fakirleşmesini sağlayacak. Nitekim maaşlar, emekli maaşları şu anda 12.500 lira oldu. 12.500 alan 3.5 milyon insandır yani. Düşünün ki 3.5 milyon insan ayda 12.500 lira da halen 12.500 olmadı ya. Önümüzdeki aydan itibaren sanıyorum ödeyecek. 12.500 lira geçinmeye sağlayacaktı yani. Yani kiralanan adam nasıl geçinecek bunu? Ya şimdi zaten büyük şehirlerde kiralar 15 bin liradan aşağı değil. Ya adam 12.500 lira alıyorsa 15 bin lirayı nasıl ödeyecek yani, nasıl geçinecek yani? Köylerin dolma sebeplerinden bir tanesi de geçim değerde olabilir mi? Büyük bir ihtimalle, çünkü memurların çoğu emekli olup memleketine gidiyor. Ya da memur doğuda daha küçük yerleri tayinini istiyor. Büyük şehirdeki o kiradan kurtulma ya da o oradaki sıkıntıdan kurtulmanın tek yolu budur yani. Adam emekli oluyorsa en azından ben yazın ya da çalışıyorsa bir evi varsa evini kira veriyor. Ya gideyim köyüme, hiç olmazsa o kirayla geçineyim diye bu mantık yürüyor. Onun için geliyor. Yani köyün çoğalması, köylerin bu şekilde rağbet görmesinin temel amacı da budur yani. Evet, peki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Eklemek istediğiniz son bir şeyler varsa onu da alalım. Yani bu fakir fuarının sesi olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. En azından bir nebzede bir şeyle en azından bu insanların derdini anlatmış olursunuz, yaymış olursunuz. Bu çok güzel bir şey. Ben size teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi inşallah Manisa'dan
Muş'a gelin gelmiş. Evet. Muş'un ama tabii kolay mıdır yani adapte olabiliriz mi buraya sonradan? Ya zaten İzmir'de yaşıyoruz. Evet. Yılda diyor bir gün en fazla 10 gün yaşıyor. Hadi taş çatısı 20 gün. Evet. O yüzden de adapte olabilecek hiçbir şey olmadı. Çok mutluyum burada. Öyle mi? Evet. Şimdi genelde bizim bu köyler dışarıdan gelen gelinleri daha çok severler. Siz de herhalde seviyorlardır çok. Evet, hiç kimseyle bir sorunum yok. Değil mi? Çok severim kendilerini. Çok iyi anlaşırım. Yıllardır gelip gidiyoruz. Her evet. sene mutlaka geliriz. Peki burada eksik gördüğünüz neler var mesela? Ya eksik gördüğüm çok şey var. Hı-hı. Çöp. Her şey gibi göze batan çöp. Elektrik, su hepsi sıkıntılı. Evet. Kimse hoşnutluğunda değil yani. İnsanlar geliyor ama her şey yarım yamalak, her şey... Ya değil mi çöp? Ben 2000 bu çöpten rahatsız oluyorum. Git onu al götür, git çöp, dök bilmem ne. Bunlar tabii eskiden olmaz mı olur? Evet. Peki şimdi eskiden mesela köylere gelin gelinmiyordu ama kalırdı. Mesela bir ablayı gördük, biraz önce konuştuk. O başka yerden gelmiş mesela. Ama 30 yıldır burada gelin. Tabii artık şehirlerden gelip de yani yeni gelin gelip de köylerde kalan yok. Çünkü artık şehir hayatı daha kolay geliyor onlara çünkü. Buradaki işler ağır işler. Tabii siz buraya sonuçta tatil amaçlı geliyorsunuz değil mi? Tatil amaçlı ve zamanla buraya yerleşme amacı bekliyorum. Öyle mi? Evet. Yani burayı çok sevdiniz o zaman. Evet seviyorum yani yaşayan komşularımız, akrabalarımız hepsi bu tarafta. Değil mi? O yüzden ben seviyorum. Niyetinde kalmaksa bize ben sonra. Peki her şeyi gönlünüzü olsun o zaman diyelim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Seni teşekkür ederim, sağ olun. Biz de seni çok seviyoruz. Teşekkür ederim.